Evet arkadaşlar, değişik bir video ile sizlerleyiz. Gönder toplayalım serisinden ziyade şimdi de gidip alalım, kuralım, yapalım ve teslim edelim gibi saçma sapan bir seriyle sizlerleyiz. Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Seri değil bu. Kardeşimin bilgisayarı almış internet üzerinden. Hakan abi dedi böyle böyle, senin elindeysin istiyorum montajında dedi. Ben de tamam kardeşim dedim. Kendinin arabası yokmuş, gidip alıyorum. Bu kısımda kendimi çok göstermeyeceğim. Kahramanın hikayesini dinleyeceğiz. Bir gidelim bakalım, kasasını bilgisayarını alalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, Veysel gördüğünüz gibi kasasını kucaklamış gelmiş. Kusura bakmayın, hava karanlık, ışık yok. Kardeşim öncelikle hoş geldin deyip elini sıkacağım ama. Kasayı nereden aldın dayı? Game Garage'dan aldın. Zaten üstünde logosu falan da var. Ne yapacağız buna Veysel? Buna abi test yapacağız. Ondan sonra kablolarını düzenleyeceğiz. Test yapıp kablolarını düzenleyeceğiz. Yani kablo dizaynından karma karışık. Öyle mi geldi peki? Evet, öyle geldi. Yani özenmeden böyle mi gönderdiler? Evet. Tamam kardeş, ben elimden geleni yaparım. Oyun falan var mı içinde? Yok. Açmadım daha. Ha, anladım. Şey, Fridos geldi sana. İçi boş. Doğru mu? Tamam, ben elimden geleni yaparım kardeş kasana. Alayım kasanı şöyle tek elime. Kardeşim var mı bir isteğin? Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Veysel'den makinesini aldım. Makine şu anda arkamda. Ben kablolamasını falan açtım. Önce size Veysel'le hikayemi anlatayım, ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi Veysel Miraç bana yazdı arkadaşlar. Maraş'tayım ben abi. Aleyküm selam. Tamam, mail adresi üzerinden bana ulaştı. Abi ben Game Garage'dan bir sistem aldım. Bunu geldi ama hoşuma gitmedi. İçerisinde sistem ne yok, bana toplayıp verebilir misin dedi. Ben de tabii ki kardeşim dedim. i5-10400F almış. Prime H410 MK anakart almış. Kendi de ne aldığını tam olarak bilmiyor. Abi dedi ben sana Instagram'dan göndereyim parçaları. Sen bak dedi. Asus'un Ponix serisi 1660 ekran kartı var. 6 GB'lık. Güzel ama tek fanlı arkadaşlar. Hipjavs'ın 16 GB 3200 MHz RAM'lerini almış Veysel. Kingston A400 SSD'sini almış. Kasa bu şekilde gelmiş. Ama içerisinde herhangi bir sistem falan yokmuş arkadaşlar. Yani sistem falan atmadan FreeDOS olarak yollamış Game Garage bunu. Abi ne, kasayı ne zaman teslim alırım? Bu akşam olur mu dedim. Nereden alacağız? Bir saate işten çıkacağım ben. Abi araba yok bende de, kasa evde Doğukent'te demiş. Doğukent de bana bayağı bir uzak arkadaşlar. Abo demiş, Pekeller var. Avement nerede? Sakarya'nın orada falan demiş. Ben dedim burası mı? Evet. Oraya getirebilirim otobüste demiş. Olur. 7'yi 5 geç 10 geç orada olacağım, geleceğim dedim. Tamam, kasayı getiriyorum demiş. Yok okey. Geri ne zaman alabilirim kasayı demiş. Perşembe demiş. Bugün perşembe akşam saat 10.30. Ben daha kasaya başlamadım bu arada. Bu arada Veysel bana kasanın linkini attı arkadaşlar. Game Garage'ın Aquarius 5T10K Asus modeliymiş. Yalnız 10400F takmış arkadaşlar buna. Bu arada Ekim ayında indirime girmiş. 7600 TL almış. Şu an siteye girdim arkadaşlar. Sistemi şöyle göstermek istiyorum. Sistemin içerisinde i3-10100F var. Sistem bu halde 8674 TL'ye geliyor. Ben içerisine i5-10400F yerleştirdim arkadaşlar. G-Skill Ripjaws'ın 3200 MHz'lik RAM'lerini değiştirdim. Burada Crucial'ın 240 GB'lık SSD'si vardı. Bunu da Kingston yaptım. Ve sonuç olarak bize şu anda çıkan fiyat 9387 TL. Veysel bunu 7600 TL almış. Çok iyi bir fiyata kapatmış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, sistem şu anda arkamda. Veysel kablolamasını beğenmemiş. Arkasını baktın mı abi falan diye gülücük atmış. Şimdi arkasına da geçeceğim ben arkadaşlar. Arkasına da bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kablolama biraz sıkıntılı. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi isterseniz diğer benim kameraya geçelim. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, az önceki görüntünün kötülüğünden dolayı, sesin kötülüğünden dolayı kusura bakmayın. Öyle dengesiz bir zamana denk geldi ki Veysel abi ne zaman alacaksın, ne zaman alacaksın kasayı deyip duruyordu. Akşam saatine denk geldi. Ben işten çıktım, arabamla gittim arkadaşlar. Veysel'den kasayı aldım. Veysel Kahramanmaraş'ta arkadaşlar. Bu bir gönder toplayalım serisi değil. Direkt ayağına gidelim, alalım, toplayalım, montajlayalım falan gibi bir seri oldu. Garip bir seri oldu. Daha doğrusu seri olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü Kahramanmaraş'ta denk gelmiyor pek. Bazen gönder toplayalım oluyor. Başka şehirlerden falan gönderiyorsunuz. Montajlayıp geri tekrar size kargoluyoruz. Ve bu zamana kadarki gönder toplayalım serilerimiz gayet güzel oldu. Gayet başarılı oldu. Şu an Game Garage'dan alınmış hazır bir sistem var elimizde. Dediğim gibi Veysel bunu ortalama ay başında falan almış. 7600 TL'ye indirimde kapmış. Ve normalde Game Garage'ın bu serisi i3-10100F işlemciyle şu an 8600 lirayken Veysel bunu i5-10400F işlemciyle birlikte ve birkaç parçasını kendine göre kişiselleştirerek Ekim ayı başında
7600 TL'ye mal etmiş. Güzel bir rakam arkadaşlar. İçerisinde 1660 gibi güçlü bir ekran kartının olması gayet güzel. 10400F işlemci de bu ekran kartını tam manasıyla besleyebilecek bir işlemci. Veysel burada şöyle bir hata yapmış arkadaşlar. Zaten fiyatı da aslında çok yansımıyor ama kullandığı işlemci Intel arkadaşlar ve sistemin içerisinde Intel tabanlı H410M anakart var. Arabanıza. Benim ev otoban arkadaşlar. Bildiğiniz böyle otoban önü falan. Otobanın kenarında oturuyorum ben. Böyle vızır vızır arabalar geçiyor. Hiç durmuyor. Araba sesinden de ben video çekemiyorum. Böyle de bir garip değişik bir durum var. Ben videoya tam asılıyorum. Zırt diye bir araba geçiyor. Araba buradan böyle geçiyor. Benim videonun da içinden geçiyor arkadaşlar. Veysel burada şöyle bir hata yapmış arkadaşlar. Aslında fiyata yansımamış. Çok da ekstrem bir durum yok ama. Bunun içerisinde normalde 3000 MHz'lik RAM geliyor. Veysel Intel işlemci alıyor. Intel işlemcisinin yanında zaten içerisinde Asus'un Prime H410MK model anakartı geliyor. Bu anakart 2933 MHz frekansa kadar RAM'e hız aşırtma imkanı sunuyor. Fakat Veysel bu anakartın hız sınırlamasını bilmediği için RAM'leri 3000'den 3200 MHz'e çıkartıyor. Bu herhalde bildiğim kadarıyla çok bir fiyat farkı yaratmıyor. İçerisinde de Crucial'ın SSD'si varmış. 240 GB'lık. Markayı, modelin ismini çok duymadığım için dedi abi Kingston aldım dedi. Sıkıntı yok, birbirini denge SSD'ler. Burada herhangi bir sıkıntı olmamış. Game Garage bunu FreeDOS olarak, yani içerisinde işletim sistemi olmadan göndermiş. Tabii ki sizin internetten hazır olarak aldığınız sistemlerde normalde içerisinde işletim sistemi olmaz. Çünkü toplama bilgisayarlarda FreeDOS alıyorsunuz. İşletim sistemi Windows 10'a herhangi bir lisans ücreti ödemediğiniz için firma bunu normal şartlarda kurmak zorunda değil. Bazı firmalar içerisine kurup gönderiyor. Windows'un 30 günlük deneme kopyası falan diyor. Bir şekilde içerisine yüklüyorlar. Müşteri mağdur olmasın ya da atıyorum genç arkadaşlarımız böyle aldığı zaman kuramıyorlar. Kuramadıkları için de sistem boş geliyor. Ya biz ne yapacağız falan diyorlar. Ben daha öncesinde şunu da gördüm. Böyle bir hazır sistem alan bir abiye Linux yükleyip göndermişler de Linux bildiğiniz gibi ücretsiz dağıtım bir işletim sistemi. Linux'un bir türeviydi yanlış hatırlamıyorsam. Adam ofis işleri falan yapacak. Ya Hakan'cığım biz bunu nasıl yapacağız falan diye tribe girmişti. Ben durumu izah ettim kendisine. Dediğim gibi arkadaşlar Windows'u kurmak zorunda değil firmalar. Ben bundan dolayı Game Garage'ı yadırgamıyorum. İçerisine herhangi bir işletim sistemi yüklenmeden gönderilmiş. Veysel de ne yapacağız abi falan dedi. Kablolar geldi böyle dağınık falan dedi. Arka tarafı zaten gördüğünüz gibi şu an ekranda. Veysel de bizi daha öncesinde izlediği için abi bir sen bir bak, senin elindeysin. Senin yaptığın sistemlere güveniyorum dedi. Kasasını bize teslim etti arkadaşlar. Dediğim gibi siz de eğer böyle Veysel gibi sisteminizi getirip bizim elimizin değmesini istiyorsanız öncelikle hakkında kısmında mail adresimiz var. Mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Instagram DM'lerine ben çok bakamıyorum arkadaşlar. Genelde moderatörler bakıyor. Genelde de reklam ve işbirliği teklifi olmadığı zaman çok şey yapmıyorlar arkadaşlar. Soruları yanıtlamıyorlar. Çünkü dediğim gibi ben bakmıyorum. Onlar da benim anladığım kadar bu işten anlamadığı için sorulara cevap vermiyor. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzattık. Ben şöyle orta halli sistemimizi sizin için tekrar bir değerlendireceğim arkadaşlar. İçerisinde Game Garage'ın 650 wattlık bir PSU'su var arkadaşlar. Herhangi bir sertifikaya sahip değil ya da sahipse de üzerinde herhangi bir şekilde belirtmemişler. Tabii ki Game Garage firması yerli bir firma arkadaşlar. Bu PSU'ları Çin'den ithal ediyorlar arkadaşlar. Yani Çin'e diyorlar ki bana bir PSU'dan 650 wattlıktan 10.000 tane bas. İşte 550 wattlığından 1000 tane bas. 750 wattlığından 2000 tane bas. İhtiyacı var çünkü bu sistemlere ucuz bir şekilde mal edip kullanıyorlar. Ve bu sistemlerin fiyatlarının uygun olmasındaki sebeplerden bazıları da bunlar. Kasa da Game Garage marka arkadaşlar. Gene ithal ürün. Zaten kasanın arkasında da Made in China yazıyor. Teknolojiye genel anlamda baktığımız zaman zaten bütün odam Çin arkadaşlar. Çin olmayan hiçbir şey yok. İçerisinde i3 yerine i5-10400F işlemci kullanılmış. 4.3 GHz'e kadar çıkabilen güzel bir işlemci. 10. nesil işlemciler genelde birçok ekran kartını çok rahat bir şekilde besleyebiliyor. 1660 da bu sistem için tam odak noktası olmuş. Tam anlamıyla besleyebileceği, herhangi bir şekilde dar boğaz yaşatmayacağı güzel bir işlemci kullanılmış. Anakart kanalında Prime H410MK kullanılmış. Güzel bir anakart. Giriş seviyesi bir anakart. Üzerinde 6 adet USB çıkışı bulunurken bu 6 adet USB çıkışının 2 tanesi USB 3.0. Anakart üzerinde 2 tane RAM slotu bulunuyor. 2 RAM slotuna da arkadaşlar 8.8 16 GB 3200 MHz G-Skill'in RAM'ini almış Veysel. Yapacak bir şey yok. Anakartımız 2933 MHz'e kadar
kadar destekliyor. Desteklediği kadar hız aşırtmasına ben zaten anakartın BIOS'undan bakacağım. 2933'e sabitleyeceğim. Zamanında 4000 TL, 5000 TL'ye aldığımız sistemlerin şu anda 8000, 9000 TL bandında olması gerçekten çok üzücü. Ama bizi sevindiren olaylardan bir tanesi de Veysel'in bunu 7600 TL civarında bir fiyatla indirimli olarak almış olması. Game Garage'a buradan yaptığı indirim için teşekkür ediyoruz. Fakat yapılan montajda bir serzenişte bulunmak istiyoruz. Çünkü sistemleri satın alanlar bu montaj modelini beğenmiyor. Bu benim montajladığım ilk Game Garage kasası değil. Kablolamaya çok dikkat edilmiyor. Müşteri memnuniyeti için buradan size sesleniyorum. Kablolamaya biraz daha dikkat edin. Neyse arkadaşlar, lafı çok uzattık. İsterseniz montaj kısmına ben bir geçeyim. Ondan sonra sistemimizi bir yükleyelim. Her zaman denediğimiz, test ettiğimiz oyun Valorant'ı yükleyip bir deneyelim. Belki başka oyun da yüklerim, bilmiyorum. Çünkü saat çok geç oldu. Haydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Veysel'in kasasının montajını çok şükür bitirdik. Ben montajı gayet beğendim. Kablolamam falan bence güzel oldu arkadaşlar. Kasa küçük olmasına rağmen, kasada kablo haznesi olmamasına rağmen elimden geldiğince güzel bir şeyler çıkartmaya çalıştım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elektriğe taktım. Zaten ekran kartının ışığı yandı. Büyük olasılıkla bir sıkıntı çıkmadan çalışacak. Şimdi bu noktadan sonra yazılımını kuracağım, oyunlarını kuracağım, bir test yapacağım. Işıkları da şöyle bir hafif soft hale getirdim. Şimdi 1-2 demeden önce arkadaşlar, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, desteklerinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Kanala önce bir şu alttan bir ücretsiz abone olur musun? Ve bildirimleri de açmayı unutmazsan, bu videoyu da beğenirsen, altı da yorum yazarsan çok makbule geçer. Hepinizi seviyoruz. Evet, bence süper oldu diyebilirim. Tek atışta çalıştırdık. Bir sıkıntı yok kasamızda. Hadi yazılım kanalına geçelim. Yazılımını atalım, oyunlarını kuralım. Devam ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi BIOS'u açtık. XMP profilini açtığımda 3200 MHz diyor ama F7'ye basıp arkadaşlar AV Tweaker moduna geldiğim zaman RAM'de gördüğünüz gibi 2666 MHz yazıyor. Oradan nasıl görünüyor tam bilmiyorum ama. Buradan 2666'yı
2933 yapacağım arkadaşlar. Çünkü anakartım 2933'e kadar destekliyor. Enter yapıp yeniden başlatacağım. Daha sonra da format flash'ı hazırlamıştım. Onu bilgisayarıma takıp format atacağım. Evet arkadaşlar, bilgisayarı kurduk, oyunlarımızı indirdik. Sistemimizi şu anda çalışıyor gayet güzel, sağlıklı bir şekilde. Köşeye gördüğünüz gibi MSI'nin Afterburn'unu kurdum. Buradaki FPS'i nasıl gösteriyorsun abi derseniz, MSI Afterburn programını yükleyip yanında Rivatiner uygulamasını kurduğunuz zaman arkadaşlar, burada da izleme bölümüne girdiğiniz zaman buradaki FPS'i görebiliyorsunuz. Şu anda değişik FPS'ler alıyorum. Siz de zaten görüyorsunuz oyun içerisinde. Valorant'ta bir Spike'a hücum girdim arkadaşlar. Çok uzun sürmemesi adına. Hop. Oh, Jet vardı. Jet bize çaktı herhalde bir iki tane. Ben şuradan gideyim. Direkt Langert diye vurulmayalım. Oh, tam vuruyordum. Buradan biri... Oh, Jet. Spike yerleştirildi. Nereye gitti o adam? Yalnız burada da adam var. Ben tek mi kaldım? Ananı avradını. Nereye gitti lan o? Hadi be, havada öldük. Enayi bana basacaksın ama. Çok iyi, bir tane indirdik. Oo. Çok iyi. Sağ ol Sage. Teşekkürler bebeğim. Öldük. Bu arada şu ana kadar ayarların hepsi en yüksekteydi arkadaşlar. Şimdi görüntü ayarlarını şuradan grafik kalitesini düşüğe alalım. Hiçbiri diyelim. Buna da böyle yapalım. FPS'te böyle gözle görülür bir artış yok arkadaşlar. Valorant bilmiyorum, değişik bir oyun. Ben de anlamadım niye böyle olduğunu. Şu anda 170-180, az önce de ortalama aynı FPS'lerde gidiyordu. Oh, süper. Sonuncu adamı ben vurdum. Zafer. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama 150-250 FPS arası değişiklik gösteriyor Valorant'ta. Güzel, çok güzel oynanabilir bir seviyede. Şimdi farklı bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar, birçok arkadaş abi hep Valorant oynuyorsun. Hiç böyle GTA 5, Meta 5 grafik isteyen oyun oynamıyorsun. Valorant genelde işlemci istiyor diyordunuz. Ben de GTA 5 indirdim arkadaşlar. Bu arada Valorant'ta oynadım. Takipçinin bilgisayarıyla Valorant oynayıp gece saat 3 etmek. Sonra da sabah kalkıp 9'da işe gitmek. Ayarlara girdim. Full screen yaptım. 1920x1080 165Hz, diğer ayarlarla oynamadım arkadaşlar. Neredeyse hemen hemen hepsi very high 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 high. Gördüğünüz gibi filtreleme 16x. Bayağı ayarlar güzel. Şimdi bir story moda geçelim. Evet arkadaşlar, oyun başladı. Grafik 87 kullanıyor. 45 derece. Ben dedim ki bu tek fanlı ekran kartı yanar tutuşur. 47 derece nedir ya? %90 kullanıma 47 derece. %40 bir işlemci kullanım var. Gördüğünüz gibi 53 derecede işlemci, bayağı fresh çalışıyor. 6 GB bir RAM kullanımı var. 100 FPS'in üzerinde oynuyorum arkadaşlar. Gayet güzel, akıcı bir şekilde oynatıyor. Şöyle biraz takılalım arkadaşlar, bakalım. Biraz bir çatışma falan çıkartalım. FPS'te herhangi bir düşüş falan olacak mı? Şu an bu arada ben nereye gidiyorum o da belli değil. O ne, bisiklet. Şuraya bir dalayım ya. Gel lan buraya. Gel lan, kaçma gel. Gel sana bir... Evet. Ateş ettim. Bir yıldız polis seviyem var. Polis geliyor mu? Bekliyorum polisi. Şöyle bir makinalı çekelim. Bu arada mahallede bir tane adam kalmadı. Şunlar ne? Siz ne duruyorsunuz burada? Burada elinde silahlı adam var. Siz ne duruyorsunuz burada?
Seviyem 2 yıldız oldu. Hala polis bekliyorum. Karşı mahalledeki adamları öldürelim. 120-125 FPS. Polis hala gelmedi. Ben mahalleyi katlettim. Polis hala gelmedi bu arada. Evet, polis beyefendi yeni geldi. Arabanın içinden sıkıyor. Bu arada şu polisleri indirdim. Şu polis arabasını mı çalayım, ne yapayım? Çatışmada da gördüğünüz gibi çok düşmedi arkadaşlar. 120-125 FPS. Şöyle bir kaçalım. Bu arada grafikler bayağı etkili. Helikopter geldi herhalde şu anda. Yukarıdan biri ateş açtı. Siz orada şey yapın, ben buradan dönüyorum. Dönüyorum. Aha motor. Şuradan kaçamam mı? Aha. Şuradan çıkamam mı? Şuradan kaçarsam efsane olacak. Aha yol yok. Hadi be. Buradan geri dönemem mi? Yok, buradan dönüş yok. Bu arada polis de gelmiyor buraya. Bu motoru buradan çıkartacağız. Bak polis nerede bak. Dayı bir şey yapma, dur şu motoru çıkartayım Allah rızası için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gittim ayağına kadar, aldım kasasını, düzledim, derledim, topladım, her şeyini yükledim içerisine ve kendine yarın teslim edeceğim. Arkadaşlar biz bu kanalı yardım için kurduk. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyoruz. Eğer Maraş içindeyseniz gelip ayağınıza kadar alıyoruz. Eğer uzak bir şehirdeyseniz de arkadaşlar güvenli bir şekilde kargoya verip bize yollayabilirsiniz ve gönder toplayalım serisine katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Emekleri görün, bir aboneliği çok görmeyin. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.